Kısa bir bölüm olan izotop atomlar ve ortalama atom kütlesi nasıl hesaplanır, bu göstereceğimiz bölüme geldik. Burası kolay bir bölüm. Çok fazla soru getiren ya da çok fazla karşına çıkacak bir bölüm değil ama sonuçta bir kavram olarak bilmen gereken bir bölüm. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir elementin kütle numaraları farklı olan atomlarına biliyorsun ki izotop atomlar diyoruz. 9. sınıftan bu bilgiyi hatırlayacaksın. Ve doğada biz bütün elementlerin izotopları bulunduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir elementin farklı izotopları mutlaka doğada var ve bunların oranları hesaplanabiliyor. Senin burada müfredat gereği bilmen gereken hidrojenin öncelikle izotop atomlarını bilmen lazım. Bunlardan birincisi döteryum, diğeri ise tritium. Yani şöyle diyelim, hidrojende normalde bizim bildiğimiz hidrojen, doğada en bol bulunan hidrojen, hidrojenin bir izotopu, yani nötron sayısı olmayan hidrojen. Diğerinde ise bir tane nötron oluyor. Dolayısıyla kütle numarası 2 oluyor. 2 olduğu için buna Latince'deki D'den aklımıza gelsin. Döteryum isim veriliyor. Yani D harfiyle gösteriliyor özel olarak. Bir de 2 tane nötronu bulunan kütle numarası 3 olan tritium örneği var. Ki Latince'de 3 tri demek. O da buradan geliyor. Yani döteryum ve tritium isimlerini duymuş ol. Bunlar hidrojen atomunun izotopları. Hidrojen atom izotopları diyoruz ama şunu da söyleyelim. Tritium çok fazla, yani nötron bölü proton oranı, şöyle söyleyeyim. Nötron bölü proton oranı 1.5'tan büyük olduğu için, 2 bölü 1, 2 olduğu için tritium radyoaktif bir izotoptur ve kendi kendine ışıma yapar diyoruz. Onu da ekstradan bir söylemiş olalım. Karbonun bir de izotoplarını bilmemiz gerekiyor. Karbonun 12, 13 ve 14 izotopu olmak üzere 3 tane izotopu var. Doğada en bol bulunanı karbon 12 izotopu. Yani 6 proton yanı sıra 6 nötronu olan 12, 7 nötronu olan 13, 8 nötronu olan 14 izotop oluyor. Ki karbon 14'ü çok geriye gitmeyecek şekilde bir fosillerin ya da işte yaş tayin dediğimiz o karbon 14 deneyiyle iskeletlerin yıllarının tayinde yapılabiliyor. Bildiğin üzere böyle bir bilgimiz de var. İzotop atomlar için tabi proton sayıları hepsinin aynı. Dolayısıyla atom hallerinin elektron sayıları da birbirine eşit olacak. O yüzden yani hem proton hem de elektron sayıları aynı olduğundan dolayı kimyasal özellikleri aynıdır. Yani buradaki karbonun işte 12, 13, 14 izotoplarına bakacak olursak hangisini alırsan al, sonuçta kimyasal tepkimeye girme yatkınlığı, kimyasal özelliği her yerinde aynı olacak. Ancak fiziksel özellikleri farklıdır diyeceğiz ki sen bunu 9. sınıftan zaten biliyorsun. Fiziksel özellikten fiziksel özelliğin farklı olmasından kastımızsa burada yoğunluğun veya kütlenin farklı olmasıdır diyeceğiz. İzotopları belirtmek için elementin ardından tire işareti konularak kütle numarası belirtilir. Yani karbon 12'yi belirteceksek bu şekilde karbon tire 12 şeklinde yazıyoruz. Veya işte şöyle de bir gösterim olabilir. Karbon 12, karbon 13 şeklinde de gösterimler yapılabilir ama düz olarak yazacaksak şu şekilde bir gösterim yapıyoruz. Bir elementin izotoplarının atom kütleleri ve doğada bulunma yüzdeleri, yani bağıl bolluklar, kütle spektrometresi adı verilen şöyle büyük bir aygıtla hesaplanıyor. Bunlarla belirleniyor. Tabii çok ileri teknolojik aletler bunlar. Yani biz bu doğada bulunuş yüzdelerini bu şekilde bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Burada tabii doğadaki elementler iki ya da daha fazla olan izotop atomlarının karışımı halinde bulunacaktır. Dediğim gibi izotop olmayan element yok. Tüm elementler iki ya da daha çok izotop atomların karışımı halinde bulunur. O yüzden izotopların kütlelerinin farklı olması elementin atom kütlesini de etkileyecektir. Çünkü biz mesela bir karbon elementini ele aldığımızda ben mesela diyelim ki 10 gram karbon elementi aldım. Ama bu 10 gram karbon elementin içinde kaç tane karbon 12, kaç tane karbon 13, kaç tane karbon 14 var? Bunu işte bağıl bollukla hesaplıyorum ve bir ortalama atom kütlesi kavramı karşıma geliyor. Ve ortalama atom kütlesine göre daha böyle detayda hesaplamaları, yani detaylı hesaplamalar yapmam gerekiyorsa, ince hesaplamalar yapmam gerekiyorsa buradaki bağıl bollukların dahil edildiği ortalama atom kütlesine göre hesap yapmam gerekiyor. Dediğimiz gibi bu kütle spektrometresiyle ölçüldüğünden dolayı, hani nasıl ki biz aldığımız notların işte ders sayısıyla çarpılıp toplam ders saatinde böldüğümüz o ağırlıklı başarı puanı var ya,
Onun hesaplanması gibi burada da kütle çarpı onun yüzdesi artı kütle çarpı yüzdesi artı kaç tane kütle varsa, yani kaç tür izotop varsa, bunların hepsini toplayıp bağıl bolluk tabi yüzde olacağı için %100'e bölüyoruz. Ve bu şekilde bir ortalama atom kütlesini hesaplıyoruz diyeceğiz. O yüzden buradaki değerler tabii ki kesirli küsürlü çıkabilir. Mesela karbonu ele aldığımızda karbon 12 doğada çok fazla var ve %98.892 olarak bulunuyor. Çok yüksek bir oranda karbon 12 var. Karbon 13'ten de işte hani 2 izotop olduğunu kabul edersek geri kalan da karbon 13 olacak. Aslında 14 de var ama hadi onu hesaba katmayalım. 1.108 mesela geri kalan bu ve bu toplamda 100 yapıyor. Bunu 100'e bölüyorum. Ne yapıyorum? 98.892 ile 12'yi çarpıyorum. Artı 1.108 çarpı 13 diyorum. Bölü 100. Ne çıktı? 12.011 atomu kütle birimi. Bu ne demek? Karbon elementini aldığımda ortalama olarak atom kütlesi 12.011 çıkar. Kesirli küsürü çıkmasının sebebi doğada bulunmuş yüzeylerin farklı olmasıdır. Yine bunu belirtmiş olalım. Şimdi böyle bir uygulama sorularımız var. Bir bunlara bakalım. Potasyumun kütle numaraları verilmiş mesela 39, 40 ve 41. Şöyle yazayım istersen. Potasyum 39 varmış. Potasyum 40 varmış. Bir de potasyum 41 varmış. Doğada bulunmuş yüzeylerine bakarsak 93,10. Burası 0,01. Burası da 6,89'muş mesela. Dolayısıyla ben bunun ortalama atom kütlesini nasıl hesaplarım? Şöyle ki diyeceğim ki 39'dan 93.10 kadar var. Artı diyeceğim 40'tan, değil mi? 0,01 kadar var yüzde. Artı 41'den de şöyle çarparsak 6,89 kadar var. Bunu böyle şey çarpıp tek tek toplayıp 100'e böldüğümüzde artık kaç çıkıyorsa şuradan biraz bir kopya alalım. Cevaba bakalım. 39.138 çıkıyormuş. İşte şu işlemi yaptığında, tabi burada hesap makinesi kullanmak zorundayız. 39,138 olarak ben burada potasyum elementinin ortalama atom kütlesini hesaplıyorum. Tabi hesap makinesi gerektiren bir soruydu bu. Hesap makinesi gerektirmeyen sorularda olacak. Mesela bakalım ikinci soru. Klorun ortalama atom kütlesini 35,5 AKB olarak vermiş. Klor 35 ve 37 izotoplarından oluştuğu için bu iki klor izotopun doğada bulunma özelleri nedir? Bak bundan net bir sayı var, 35,5. Şöyle diyeceğim, 35,5 çıkacak. Ne çıkacak 35,5? Diyelim ki 35'ten %x kadar varken ne diyeceğim diğerine? 37'den ne kadar olacak? %-x kadar olmayacak mı? İşte şu. Tamam mı? Şu işlem yapacağım. Bölü toplamda kaç? 100. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Çarpalım şöyle. Ne oldu? 3550 eşittir 35 tane x artı 3700 eksi 37 tane x. Bak burada hesap makinesi kullanmama gerek yok. 37'yi çıkartırsak şurası eksi 2x olur. Bunu da bu tarafa atarsam burası da eksi 150 mi? Eksi 150 olur. O zaman x ne geldi? 75. Bu ne demek? Klorun 35 izotopundan %75 kadar varken geri kalan %30, %25'lik de 37 izotopu bulunacak diyeceğim. Tamam. X elementinin doğadaki bağıl bolluğunu grafik halinde vermiş. Buna göre çıkartacağız. X elementi için kütle numarası 60 olandan 3 kadar varmış. O zaman diyeceğim ki 3 kadar 60'tan var. 2 kadar da 70'ten var. Toplam kaç kadar var? 3, 2 daha ne yapacak? 5. Yani bunu yüzde gibi hesapla. Ya da yüzdeye çevirecek olursak burayı neyle çarpmam lazım? 20 ile. O zaman bunu 20 ile çarpayım ben. Burası ne olur? 40. Burası ne olur? 60. %60 bu. %20, %40 bu şeklinde de yapabilirdik ama buradaki sayıları yapmak daha mantıklı. Şimdi bakıyorum her iki terimde 3'e ve 5'e bölünen ifade var. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 12, 5'e böldüm 14. 3 kere 12 36 artı 2 kere 14 28. Topladığımda kaç geldi? 64. İşte bunun ortalama atom kütlesi 64 olarak bulunuyor diyeceğiz. Kabaca bu. Evet, izotop atomlardan daha önce 9. sınıfta öğrenmiştin zaten, bahsedilmişti. Burada biraz bir tekrarını yaptık. Müfredat gereği tabii hidrojen ve karbon elementinin izotoplarından bahsettik ama doğada bütün elementlerin izotopları olduğunu lütfen unutma. Hepsi izotoplar halinde bulunuyor. Ve lisans düzeyinde biz hesaplamalar yaparken, ortalama atom kütlesi ya da molekül kütlesi hesaplarken birçok elementin kütlesinin böyle virgüllü olduğunu görürüz. Yani tam sayı olmadığını görürüz ki özellikle klor çok akılda kalıcıdır. Buradaki klor örneği gerçekçi bir örnek. 35,5'tür klorun ortalama atom kütlesi.
Biz bu hesaplamaları oradaki değerlere göre yaparız. Ama tabi bu senin her zaman karşına çıkmayacak, onu söyleyeyim. Bununla ilgili özel böyle sorular çıkarsa, hesap makinesi gerektirmeyen soruların içinden de bu şekilde, hani nasıl dersin başarı puanını hesaplayabiliyorsan, benzer şekilde burada yine ortalama atom kütlesini hesaplıyorsun. Bunun ben yazılıda belki karşına çıkacağını düşünüyorum ama ÖSYM bunu genelde işte izotoplar hangileridir, izotopların isimleri nelerdir gibi atom periyodik cetvel konusunda biraz çıkartıyor. Onun dışında çok fazla bir hesaplaması gelmiyor. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Bundan sonraki bölümde daha önemli bir konumuz var. Mol, tanecik, kütle ve hacim ilişkisi konusunu görüyor olacağız. Lütfen o bölüme kadar mol ile ilgili artık eksiğin kalmasın. Çünkü artık yavaş yavaş molün ciddi hesaplamalarına başlıyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.